Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde ele alınan bütün JavaScript özellikleri kanalımızın GitHub adresi olan React dersleri hesabında React için JavaScript başlıklı bir repozitörü altında tek bir çatı altında toplanmıştır. Türkçe bir kaynak olarak dilediğiniz gibi başvurabilirsiniz. Sıradaki videomuzda bazı dizi metotlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. ...JavaScript'in yeni özelliklerinden olan dizi metotları. Bu videoda Find, Some ve Every metotlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Üzerinde çalışmak için yine dokumentasyonda yer alan bir... ...ürünler dizisini ben buraya almak istiyorum. Bu dizi üzerinde bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Find arkadaşlar dizide bir elemanı bulmaya yarar. İsmiyle müsemma ancak bir özelliği bulur bulmaz işlemi durdurur arkadaşlar. Yani dizide sizin verdiğiniz şartları sağlayan bütün elemanları bulmaz. İlk bulduğu elemanda durur ve ilk bulduğu elemanı döndürür. Eğer aynı koşulları sağlayan başka bir eleman varsa bir önemi yok. İlk bulduğu elemanı döndürür. Şöyle yapalım. Kullanılmış şekilde dizi olan değer hangisi ise nokta find şeklinde ona chain yapabilirsiniz. Daha sonra içeriye girecek olan bir callback function bunu da arrow function şeklinde oluşturabiliriz. Burada arkadaşlar aldığı bu içerideki callback function'ın aldığı parametre dizinin her bir elemanını temsil eder. Yani biz ürünler dizisi için buna ürün diyebiliriz. Şimdi burada bakmak istediğimiz şey diyelim ki fiyatı 5'ten büyük olan ürünleri bize sırala. Fiyatı 5'ten büyük olan gördüğünüz gibi 10 olan var defter ve 7 olan var kalem tıraş. O zaman biz bu koşulu şöyle sağlayabiliriz. Return ürünün fiyatı 5'ten büyükse. Şimdi ürünün fiyatı 5'ten büyük buradaki ifade bir koşul. Dolayısıyla bu ya true olur ya false olur. Bu true olduğunda arkadaşlar bizim arama metodumuz find metodumuz duruyor ve buradaki ürünü bize döndürüyor. Dolayısıyla buradaki e, ifade return olduğu için biz bunu aslında e, hatırlayın arrow function e, videomuzdan. Biz bunu süslü parantezlerden kurtulup return kelimesinden de kurtulup böyle tek satırda yazabiliriz. Ürün ürün büyüktür 5. Ürün fiyat büyüktür 5. Şimdi biz bu bütün ifadeyi arkadaşlar bir konsol log yapıp bakalım. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi defter fiyat 10 geldi halbuki kalemtraş da fiyatı yeniden 5'ten e, büyük 7 ama gelmedi. Niye? Söylediğimiz gibi ilk bulduğu elemanı döndürüyor arkadaşlar. Find metodu bu şekilde. Şuna e, find yazalım. Konsol loglarımızı da silmemiş olalım. Şimdi sum metoduna bakalım. Sum metodu da arkadaşlar dizide en az bir elemanın girilen koşulu sağlayıp sağlamadığı ile ilgili true veya false döndürür. find'da dizinin elemanının kendisini döndürdük. Şartı sağlayan dizinin elemanının kendisi döndür Kendisini döndürdük. Çünkü find bize bunu veriyor. Ancak sum'da dizinin elemanı bu e, dizide bu koşulu sağlayan eleman bulunuyorsa bize true döndürüyor. Bulunmuyorsa false döndürüyor. Kullanılmış şekilde yine ürünler nokta sum diyoruz. İçeriye yine aynı şekilde bir arrow function giriyoruz. Arrow function'ın aldığı parametre ürünün dizinin elemanları yani ürün. Her bir ürün tek tek gezilecek. Bu durumda arkadaşlar içeride yine aynı şekilde return kelimesiyle bir koşul gösteriyoruz. Koşulda bu sefer ürün nokta fiyat. Fiyatı 2'den küçük olan ürün var mı? Ona baksın. Sam ne demek İngilizce'de? Ee, biraz, bazı değil mi? Dolayısıyla dizinin bazı elemanları bu koşulu sağlıyor mu? Bunu gösteriyor bize arkadaşlar. Yine aynı şekilde tek bir ifade olduğu için return'ü kaldırıp, süslüleri kaldırıp Tek satırda yazabiliriz, şu şekilde. Şimdi bunu konsol log içine alıp yazdıralım ve bunun önüne de Sam yazalım ki nereden geldiği belli olsun diye. Şimdi çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi sum'dan bize false döndü. Niye? Çünkü ürünün fiyatı 2'den küçük olan hiçbir ürün yok dizide. Fiyatı 2 olan var ama 2'den küçük değil. Küçük eşit yapsaydık. 2'den küçük veya 2'ye eşit olan var mı deseydik. Bu sefer true olacak. Niye? Çünkü 2'ye eşit olan var. 2'den küçük olan yok ama 2'ye eşit olan var. Sam'da da bu şekilde arkadaşlar. Bir de e, every metodumuz var. Every metodunda da yine ürünler nokta every şeklinde çağırıyoruz. Artık bu kısmı açıklamaya gerek yok. Bir e, Arrow Function olacak. Arrow Function parametre olarak ürünün kendisini alacak. Her bir ürün tek tek gezilecek. Daha sonra yine bir koşul buraya girebiliriz. Every de yine İngilizce'de bildiğiniz gibi her demek. Her. Everything. Her şey. Every time. Her zaman. Dolayısıyla anlam olarak düşündüğünüz zaman zaten yaptığı işi kavrayacaksınız. Dizideki bütün elemanların Burada verdiğiniz koşulu sağlayıp sağlamadığına bakıyor. Eğer dizide bir tane bile eleman buradaki koşulu sağlamıyorsa, buradan False dönecek arkadaşlar. Bütün elemanlar o koşulu sağlıyorsa, buradan True dönecek. Şöyle bir şey deneyebiliriz. Yine fiyat üzerinden gidelim. Ürünün fiyatı büyükse diyelim. Büyük mü? Birden. Her bir ürünün fiyatı birden büyük mü değil mi? Bunu şu anda kontrol ettiriyoruz. Yine konsol log için alalım. İçeride every kelimesini yazalım ki belli olsun neyin nereden geldiği. Çalıştırdığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi every true geldi. Niye? Çünkü bütün ürünlerin fiyatları birden büyük. Peki bütün ürünlerin fiyatları ikiden büyük mü desek? Kaydettiğimizde false gelecektir. Niye? Çünkü bütün ürünlerin fiyatları 2'den büyük değil. 2'ye eşit olan var ama 2, 2'den büyük değil. Dolayısıyla bir tanecik bile ürün bunu eğer karşılamıyorsa, bu koşulu sağlamıyorsa bizim every metodumuzdan false dönecektir arkadaşlar. E, eray metodlarla ilgili devam edeceğiz ancak bu videoda yalnızca bu 3 bu üç tanesine değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.